Selamun aleyküm arkadaşlar. Nihayet hasret bitti. Galatasaray taraftarıyla buluştu. Ne diyordu Galatasaraylı taraftarlar? Aralık var, ayrılık yok. Hasret bitti. Özel maçta Galatasaray İspanya'nın güçlü takımlarından Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kaybetti. Vay anam vay. Sen misin maçı 1-0 kaybeden? Çok bilmişler bazı troller. Belli ki bunlar avane takımın elemanları, ciğerci kedilerinin beslediği tipler bunlar belli. Saldırıyorlar abi, saldırıyorlar. Okan Buruk'a saldırıyorlar, futbolculara saldırıyorlar. Vay efendim Galatasaray neden Vallecano takımına 1-0 mağlup olmuş? Ya bunu harbi bir Galatasaraylı, damardan 10 numara gerçek bir Galatasaraylı söylemez. Açıkçası harbiden söylemez. Ya kardeşim bakın şöyle bir tablo var. Önce bunu bir özetleyelim. Biliniyor ama ben yine özetlemek istiyorum. Galatasaray Başakşehir'i 7-0 yendikten sonra lige biliyorsunuz uzun bir süre ara verildi. Dünya Kupası nedeniyle. Verildi mi? Verildi. Futbolcular tatile gittiler mi? Gittiler. Herkes bir yerlere dağıldı arkadaşlar. Nerelere, kimlerin gittiğini, neler yaptığını. Ondan sonra da tatil bittikten sonra geri dönüş başladı. Geri dönüşten sonra da 5-6 antrenman ya yapıldı ya yapılmadı. Zaten bunların çoğuna da antrenman demek de pek mümkün değil. İşte önce yeni geldiler, hafif bir koşular vesaireler falan. Şunun şurasında neyse 4-5 tane çalışmayla Galatasaray kendisinden çok daha hazır durumda olan bir takımla maç oynamaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki efendim başkaları da oynadı. Ha bana şu örneği veriyorlar. Efendim suyun karşı tarafındaki takım da bununla maç oynadı. 3-1 yendi. Ne yapalım yendiyse? Şimdi şöyle bir tablo var. Söyleyeceğim biraz sonra ama önce arkadaşlar şu gerçeğe bakın. Suyun karşı tarafındaki takım Rayo Vallecano ile yaptığı maçın kadrosuna bir bakın. O takımın genel kadrosuna bakın. Sonra Vallecano önüne çıkan 11'ine bakın. Oynattığı oyunculara bir bakın bakalım. Bir de Galatasaray'ın Vallecano önünde oynattığı takıma bakın. 11'e bakın. Sadece şu söylediğim ayrıntıları dikkatle inceleyen kişiler bunun Galatasaray'a şu son maçta Galatasaray'ın 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından söylenenlerle alakasının olmadığını görürsünüz. Galatasaray'ın bunu hak etmediğini çok rahatlıkla anlarsınız. Ya ne demek ya? Bir futbolcunun şöyle bir maçta ıslıklanıyor olması ne demek ya? Bunu bir Galatasaraylı yapmaz kusura bakmayın arkadaşlar. Berkan maçın son bölümünde değişiklik oluyor, ıslıklanıyor. Peki niye ıslıklanıyor? Efendim işte hatalı bir pas yapmış, takım gol yemiş. Tamam, hatalı pası yaptı. Ondan sonra gitti, öbürüne gitti, öbürüne gitti. Gidene kadar bir takım aşamalardan geçildi. Ve adam 40 metreden, 35-40 metreden öyle bir şut attı ki eğrisi doğrusuna denk geldi, gol oldu. Efendim bu hata yapılmasaydı bu gol olmazdı. Ya arkadaşlar bu hata yapılmasaydı gol olmazdı belki tamam ama yani illaki bir hata olacak. Futbol bu. Yapılacak. Ne olacak yani bu hatayı Torreira yapamaz mıydı? Oliveira yapamaz mıydı? Berkan yaptı. Zaten Berkan'ın kalitesi, kapasitesi belirli. Sınırı belirli. Bu hatayı yapmasa iyiydi yaptı. Şimdi ne olacak abi? Berkan değişiklik olurken ıslıklanıyor. Niye ıslıklanıyor abi? Ne var yani? Berkan'ı ıslıkladığınız zaman o yaptığı hata geri mi gelecek? Ne değişecek abi? Bırak adam yaptıysa yaptı ya. Ne yapalım? Özel bir maç. Sonuç itibariyle Galatasaray az önce de söyledim. 2 hafta tatil işte o bu git gel yorgunluk antrenman vesaire. Ki böyle maçlardan sonra ne diyor zaten Mata? Diyor ki yüksek tempolu maçlar oynayıp eğer siz tatile gidiyorsanız dönüşü mutlaka sıkıntılı olur diyor. Dönüşü sıkıntılı olur da hani yine aynı yere getireceğim. Peki diyeceksiniz ki suyun karşı tarafındaki takım için niye dönüş sıkıntılı olmadı?
Abi onların sahaya çıkan 11'ine bakın. Galatasaray'ın sahaya çıkan 11'ine bakın. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben size. Galatasaray'ın Dünya Kupası'nda olan oyuncuları nedeniyle, sakat oyuncuları nedeniyle sahaya çıkaramadığı futbolcuları söyleyeyim ben size. Ondan sonra da kararı siz verin arkadaşlar. Bakalım ne diyeceksiniz. Bakın Galatasaray bu maça yani Vallecano maçına Icardi, bakın Icardi, Oliveira, Rashica, Mertens, Torreira, Nelson, Ross. Hadi Ross'u yedek bekliyor diye geçelim. Seferovic, Muslera, Kerem, Mitsio. Bakın Mitsio bile yoktu arkadaşlar. Mitsio bile yoktu ya. Neyi konuşuyoruz abi? Tam bir 11 oyuncu yok. Galatasaray'ın as kadrosu, ana kadrosu bu maça çıkamıyor. Hani bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil arkadaşlar. Vallecano takımı tam tersi. Son derece güçlü bir takım. Ve tam kadro gelmiş. Hazırlık maçı oynamış. Ve Galatasaray ile oynadığı maçı da tamamen bir lig kıvamında ve ciddiyetinde oynuyor. Sağda kenarda antrenörünü görmediniz mi? Şimdi Galatasaray, Okan Hoca zaten ne dedi? Benim en büyük korkum sakatlık. Çünkü Icardi antrenmanda sakatlanmış. Oliveira antrenmanda sakatlanmış. İşte Mitsu'nun problemi var. Diğerlerinin problemi var. Ve böyle de yüksek tempolu bir maç oynarsanız, siz bunu lig kıvamında, lig ciddiyetinde oynarsanız sıkıntıyla karşılaşırsınız. Ha bu demek değil ki Galatasaray özel maçlarda o ciddiyeti göstermeyecek. Örneğin Villarreal ile 6 Aralık Salı akşam oynanacak maç çok daha farklı bir kadroyla ve farklı bir ortamda geçecek. Ne bileyim 10 Aralık'ta Adana Demirspor ile oynanacak olan hazırlık maçı da çok daha farklı ortamda oynanacak. Bakın 10 Aralık'ta diyoruz. Şunun şurasında 25 Aralık'a, 25 Aralık'ta çünkü ikinci dönem maçlar başlayacak. 25 Aralık'a daha nereden bakarsanız bakın 20 gün var. Şimdi biz neyi eleştiriyoruz? Niçin eleştiriyoruz? Amacımız üzüm yemek mi? Amacımız bağcıyı dövmek mi? Teknik direktör futbolcuları belli ki maça çıkmadan önce aman oynayın. Ama sürpriz bir sakatlık olmasın. İşte Icardi'ydi, Oliveira'ydı, Rashica'ydı. Bunlar sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyorlar. Bir sürpriz sakatlık olmasın. Artı normal bir şekilde gençlere de ben bu ilk maçta şans vereyim. Onlara da bir görelim diye böyle bir ayarlama, böyle bir düzenleme yapmış olabilir. Nitekim arkadaşlar eğer dikkatle bakarsanız bazı gerçekleri görürüz. Şimdi bakın Galatasaray'ın sahaya sürdüğü genç çocuklara bakın ki bunlardan bazıları işte Hamza gibi ve diğer bazı oyuncular da pek şans oynayamadılar sakatlıkları nedeniyle ama Antalya kampındaki maçlarda mutlaka oynayacaklar. Artı diğer sahaya giren, oynayan işte Baranlar var. Diğer kenardan Metehan mesela. Metehan da tamam belki diyeceksiniz çok genç değil vesaire ama Galatasaray üst düzeyde bir jenerasyonu yakalamak üzere arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ın elinde yeteri kadar yerli oyuncu yok diye yani bu işte 8 artı 3'ü 7 artı 4'e taşımak isteyenler mevcut bu ucube sistemi 8 artı 3'ü kalkmasın diye kışlarını yırtanları bir düşünün bakalım neden bunlar yapıyorlar? Akılları sıra Galatasaray'da yerli rotasyon yok. Dolayısıyla Galatasaray köşeye sıkışsın. Biz bundan yararlanalım. Biliyorlar ki Galatasaray'ın son derece güçlü bir kadrosu var. Yıldızlar topluluğundan oluşan oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Bunu bildikleri için işte o 3 futbolcu 8 artı 3 ki Galatasaray bana göre zaten bu 8 artı 3 rotasyon işini çözdü. Abdülkerim var. Kerem bir şekilde geri döndü. Öyle ya da böyle sol tarafta Kazım oynayacak. Şimdi ıslıklanan Berkan neden ıslıklanır? Öyle ya da böyle Berkan görevini yapabilecek. En azından rotasyonda kullanılacak futbolculardan biri. Yunus diyoruz. Yunus'un işte bu ara dönemde özel olarak çalıştığını geri dönmek için
hani geri dönüşünü gerçekten alkışlanacak şekilde yapma adına büyük bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Nitekim Vallecano maçında da belki top ezdi, belki çok kendini gösteremedi ama iyi niyetle mücadele ettiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, bazıları efendim Yusuf Demir neden oynamamış? Ya niye bunu soruyorsunuz? Yusuf Demir'in neden oynamadığına dair hoca zaten maçtan sonra açıklama yapıyor. Diyor ki geç döndü, tatilden geç döndü. Zaten bir milli takım kampı onda da vardı yanılmıyorsam. Ümit milli takımında oynuyor ama öyle ya da böyle. Onun da öyle bir geç dönme işi vardı. Ve kaldı ki Yusuf da hatırlayın ilk yarının yani ilk dönemin son maçlarında sakatlığı nedeniyle zaten takıma girememişti. Geç dönmüş, hoca da onu kafadan riske etmemiş. Nitekim 65. dakikada oyuna girdi arkadaşlar. 65. dakikada. Şimdi bunun gibi sen Berkan'ı ıslıklayacaksın. Yok efendim işte o niye geç girdi? Yok bu niye oynamadı? Yok bu çöptü? Yok bunu niye takıma koydun? Yok Arnold'un ne işi var? Abi elinde bu kadro varsa bu kadro Galatasaray'ın oyuncuları demektir. Bunları bir şekilde kullanacaksın. Bunları yarın hepsini kapının önüne koy ya da neden bunu takıma koydun falan. Yani bunlar çok ahmakça, aptalca şeyler olur yani. Olmaz böyle bir şey. Efendim işte Okan Hoca'nın fotoğrafını kullanıyorlar. Şimdi bir onlara oraya bir bakalım arkadaşlar. Okan Hoca'nın fotoğrafı kullanılıyor. Bu maçta bile oynattığın futbola bak. Abi yapmayın ya, bu maçta oynattığı futbola bak diye böyle ahmakça bir değerlendirme yapılabiliyor. Bakın Okan Hoca taraftarla gayet güzel bir şekilde diyalog kurmuş. İşte Raşitsa gibi bir oyuncu yok ama burada da Baran gibi bir oyuncu var. Kötü müydü Baran? He? Kötü müydü? Değil. Ama sonuçta bunların zamana ihtiyacı olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Sen Okan Buruk'u niye eleştiriyorsun? Okan Buruk özel maçta Raya Vallecano Galatasaray'ı yenmiş. Yenmişse yenmiş, ne yapayım? Adamın 11 futbolcusu zaten oynamamış. Kaldı ki ilk maçını oynuyor Galatasaray. Az önce de söyledim. Teknik direktör büyük bir korkusu var. İlk maçımızı oynuyoruz. Tatil dönüşü. Zaten antrenmanda sürpriz sakatlıklar oldu. Aman kardeşim sakatlanmayın, dikkatli olun diye de uyarıda bulunmuş. Hal böyle olunca ve Mata'nın da söylediği gibi böyle tatil sonrası oynanan ilk maçların da sıkıntılı olduğunu herkes biliyor. Rakip de bu karşılaşmayı suyun karşı tarafındaki takıma yenildikleri için daha bir önem veriyor. Çünkü kabul edelim ki öbür taraftaki rakibi ciddiye almakla Galatasaray'ı ciddiye almak arasında fark var. Abi Galatasaray bir dünya markası. Avrupa şampiyonluğu kazanmış. Onların ülkesinin en önemli takımının, belki de hayranlıkla izledikleri takımının elinden Süper Kupa'yı almış. Kaldı ki o Vallecano Real Madrid'i de kendi sahasında yenmiş yani. Böyle de bir şey var, lig maçında işte yenmiş. Şimdi böyle bir tablodan söz ediyoruz. Böyle bir tablo ortada varken, bilinen bir tablo ortada varken ve tamamen yedeklerle sahaya çıkmış olan Galatasaray arkadaşlar eleştiriliyor. Şimdi bakın Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Okan ilk defa oynuyor. Dubois evet sağda solda oynuyor ama istikrarlı bir şekilde bu sene oynama şansı olmadı. Abdülkerim'e hiçbir itirazımız yok. Zaten sürekli oynayanların başında o geliyordu. Görevini de en iyi şekilde yaptı. Metehan biliyorsunuz. Arnold doğru dürüst takıma girebiliyor mu? Giremiyor. Gelin Berkan Baran. Şimdi Torreira'yla Oliveira'nın oynadığı yerde Berkan'la Baran var. Vay Berkan sen niye hatalı pas yaptın? Ya yaptıysa yaptı, ne yapalım yani? Niye adamı ıslıklıyoruz ki? Bu ıslıklama doğru bir şey mi? Normal bir şey mi? İşte o yüzden diyorum ya, bu avane takımı var ya, bu ıslıklayanlar avane takımın elemanları, ciğerci kedilerine hizmet eden, ciğerci kedilerinin ciğerciden kaptığı kedileri, ciğerleri bunların önüne attığı tipler bu ıslıklayanlar. Çünkü niye? Okan Hoca'nın artık ligde Beşiktaş galibiyetleri, 7 gollü galibiyetlerin ardından gönderemeyeceklerini anladıkları için
tek sığındıkları liman, tek inandıkları yer işte bu özel maçlar oluyor. Yani özel maçta hoca yenildi, takım yenildi diye vay şu maçta da oynattığı futbola bırak. Ulan dangalak ne oynatacak yani? Bana söyleyin ne oynaması lazım? İşte söylüyorum, nedenlerini ortaya koyuyorum. Berkan'la Baran'ın oynadığı yer. Kimin oynadığı yer? Oliveira'yla Torreira'nın oynadığı yerde. Devam edelim abi. Yunus biliyorsunuz ilk dönem zaten dökülmüş sallantıda. İkinci yarı diyoruz ki ikinci dönem için inşallah hazır gelir. Gomis tabii Yunus'tan sonra Mata. Mata da yeteri kadar zaten ilk 11'de şans bulamamış. Ama bir şekilde sahaya çıkıyor. Ve öyle ya da böyle bir gayret içerisinde ama tatil dönüşü olabilecek riski fazla almama adına kendini de fazla sıkmıyor. Sol tarafta da Barış Alper. Barış Alper. Gayret gösteriyor. Öyle ya da böyle görevini yapıyor ki Beşiktaş maçının yıldızlarından biriydi. İleride de Gomis var arkadaşlar. Şimdi böyle bir tabloyu gördükten sonra elinizi vicdanınıza koyarak değerlendirme yapın. Rakibin pozisyonu. Sonra işte oynan Beknaz giriyor, Emin giriyor, Ali Yeşil giriyor, Kazımcan giriyor. Diğer Baran Demiroğlu, Demiroğlu giriyor. İşte Yusuf Demir giriyor. Vay efendim işte az önce de söyledim Yusuf Demir niye kafadan oynatılmamış? Abi bunu hoca bilmeyecek neden kafadan oynatılıp oynatılmadığını sen bileceksin ya da ben bileceğim öyle mi? Ya bırakın. Bırakın hoca bilsin abi yani. Bunu da hoca bilsin ya. Her şeyi siz, ben, biz bilmeyelim ya. Bırakın. Takım nereden dönmüş? Hangi maçtan dönmüş? Nasıl dönmüş? Ve biz bunu eleştiriyoruz. Yapmayın arkadaşlar ya. Biraz insaf ya. Biraz harbiden insaflı olmak lazım. Eğer bu insaf yoksa o zaman öküz altında buzağı arıyor bazıları demektir. İşte avane takımının elemanlarıdır bu bazıları ve de bunlar ciğerci kedilerinin dükkandan, ciğerci dükkanlarından kaptığı kokmuş ciğerlerle kendilerine menfaat sağlayanlardır. Abi yedeklere bakıyorsunuz. Bakın yedeklere. İşte Yusuf, Emin, Beknaz, Halim, Baran, Ali Yeşil, Berk, Efe, Kazımcan, Boy. Bir Boy. Ve de Kazımcan hadi. Abi yani bu eleştirilecek bir tablo değil. Galatasaray ne yapacaktı abi? Galatasaray Başakşehir'e bıraktığı yerden ona 7 attı. Vallecano takımına da 8 mi atacaktı? 5 mi atacaktı? Ya bu takım tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yeni dönmüş arkadaşlar. Tatilden yeni dönmüş ya. 7-0'dan sonra tatile gitmişler. Herkes futbolu unutmuş. İstediği gibi öyle ya da böyle yaşamış. Bir hafta 10 gününü değerlendirmiş. İşte antrenmanda biliyorsunuz patır patır sakatlıklar oldu. Ha bu sakatlıkları da birilerinin öyle ortaya attığı aptalca ahmakça iddialarla değerlendirmeyin. Biri işte o hocam söylüyor. Tavuk pası yaptı Icardi. Tavuk pası yaparken topuğunda bir problem oluştu. Ve arka derisinde. Veya işte Oliveira'nın bileğinde oluştu. Olacak bunlar abi. Olmayacak mı? Ve ahmaklar ne yapıyor? Bir ay yok. Bilmem nerede yok. Arkadaşlar bak bir ay yok demek başka bir şey. Örneğin lige ikinci döneme bu oyuncular yetişecek demek başka bir şey. Başlıkları görenler ooo bitti bir ay yok, 6 hafta yok, 5 hafta yok, 4 hafta yok. Abi bakın ayın 25'ine daha 20 gün var. Ayın 25'inde oynanacak ilk hafta maçı da İstanbulspor maçı Ali Samiye'de. Onu da koyun üstüne. Abi bir ayı geçiyor. Bir aydan sonra Galatasaray İstanbulspor maçından sonra Sivas deplasmanına gidecek. Sivas'tan sonra içeride Ankara gücüyle oynayıp sonra derbi için suyun karşı tarafına geçecek. Göreceksiniz o Galatasaray suyun karşı tarafında barajları yıkacak, oraları seller altında bırakacak zaten. Ama biz sabırsızız abi. Biz sallamayı seviyoruz. Biz geçirmeyi seviyoruz. Biz vurmayı, kırıp dökmeyi seviyoruz. Biz birilerine hizmet etmeyi seviyoruz. Biz birilerinin arkasından takılıp
He? Onun getireceği kokmuş ciğerleri yeme meraklısı tipleriz. Biz avane takımının elemanları olmuşuz. Biz derken kimlerin olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunlar Galatasaraylı geçiniyor. Hadi lan oradan. Efendim neden Galatasaray Vallecano takımına yenilmişmişmiş? Ne olacak? Hadi lan oradan. Hadi oradan. Biraz adam olun. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Aslında ben özel maç dedim ya. Çok da bu sohbeti yapmayayım dedim. Ama abi ister istemez yapıyorsunuz ya. İşte Okan Hoca'ya çakıyor adam ya. Niye çakıyorsun kardeşim? Oynattığı futbola bak. Ne oldu? Ne oynadı? Kötü mü oynadı Galatasaray? Ne yaptı abi? Devam edelim. Şimdi bakın. İşte hangisini söyleyeyim? Mertens, Torreira, Nelson, kaleci Muslera. Hiçbiri var mı? Yok. Aşağıda kadroya bakın abi. Hangisi ilk 11'de bugüne kadar işte Abdülkerim dışında çıktı da oynadı? Ondan sonra 1-0 biten bir maç. Raşitse bile yok abi ya. Raşitse bile ki takımın en umut bağlanan oyuncularından biriydi. O da yok. Ne olacak şimdi? Neyi konuşacağız abi? Neyi konuşacağız ve niçin konuşacağız? Değer mi? Bütün bunları konuşup kırıp dökmeye, Berkan'ı ıslıklamaya, ona bilinen bu sallamaya, buna sallamaya. İşte yok. Bu arkadaşların hiçbiri yok. Tabii buna Seferovic'i de ilave edin. Ha diyeceksiniz ki Seferovic oynadı oynamadı falan filan. Abi eğer siz olaya tersten bakmak istiyorsanız, bardağın boş tarafından bakmak istiyorsanız istediğiniz kadar bakabilirsiniz. İstediğiniz gibi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Ama neden bu Baran'ı görmüyorsunuz? Bu çocuğu, bu genci görmüyorsunuz? Şimdi Berkan'la ilgili yapılan şeyler, ıslıklamalar. Burada da bazı arkadaşlar yazmışlar işte Berkan gibi diyor düzgün, kaliteli, beyefendi, çalışkan, sorunsuz bir oyuncuyu. Adam demiş ki ya sıradan işte boktan bir hazırlık maçında ıslıklayan taraftarın paso ligini iptal etmek lazım diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Bunların imkanı varsa abi değil paso liglerini bunları bir daha maça sokmayacaksın abi hiçbir şekilde. Hiç maça sokmayacaksın. Ya bu bir zeka sorunu var burada ya. Adı üstünde ya hazırlık maçı. Galatasaray hazırlık maçı oynuyor. O zaman hiç hazırlık maçı oynamaz. Bekler. Direkt 11 geldi mi abi? Direkt öbür takımda oyuncular, milli takım sakatlık makatlık biter. Direkt çıkarlar İstanbulspor maçına. Ne olacak? Galatasaray az önce de söyledim. Her maçını kazanacak. 8-0 mı yapacak? 5-0 mı yapacak? 7-0 mı yapacak yani? Bir başka arkadaşımız da yazmış. Berkan'ı ıslıklamak diyor. Nasıl bir terbiyesizlik, ahlaksızlıktır? Hazırlık maçı bu. Sadece oyuncular maç temposunu kaybetmesin, kazansın diye yapılan bir maç. As oyuncuların yok. Galatasaray taraftarı çok değişti diyor. Kulübe ve oyuncusuna zarardan başka işleri yok. Ne bekliyorsun bu maçtan kardeşim? Yazık yazık diyor adam ya. Haksız mı? Yerden göğe kadar haklı. Abi böyle bir tabloya ben evet diyemem abi. Yazıklar olsun ya. Bunu söyleyene, bunu yapanlara yazıklar olsun. Daha ne denir? Daha da hiçbir şey denmez. Ben bu arada arkadaşlar size yine Falcao ile ilgili birkaç tane fotoğraf var. Onları göstermek istiyorum. Bakın Falcao Ali Samyen'e geldi. Biliyorsunuz Vallecano takımına transfer olmuştu. Vallecano takımıyla geldi. Sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Kenarda ama hasret giderdi. Böyle alkış aldı taraftarlardan. Taraftarlar kendisine üçlü çektirdiler. Güzel. Forma imzaladı yine Falcao. Güzel. Şimdi sen Falcao forma imzalıyor, üçlü çektiriyorsun. Berkan'ı ıslıklıyorsun. Niye? Efendim bir hata oldu diye. Ya olacak hazırlık maçı ya. Hocana olmadık hakaretler yapıyorsun. Ha bu devede kulak belki. Bir kişi, üç kişi. Ama bu iş değil. Bu iş değil. Bu arada Yunus'la ilgili bir açıklama yapmış Adana Demirspor teknik direktörü. Yunus'un çok kaliteli bir oyuncunu, iyi sonsuz bir yeteneğe sahip olduğunu ve oynadığı işte Galatasaray takımında falan filan kendini göstereceğini söylüyor. Raşitse çıkabildi mi sahaya? Çıkamadı. Zaten çıkmasın abi, riske edilmesin zaten. Niye riske ediliyor? Efendim maçı 1-0 kaybetmişim. Kaybettimse kaybettim. Ne yapayım yani? Bakın Kerem bile bakın işte yorgun diye hoca oynatmadı yani. Milli takım dönüşü o bu yeteri kadar hazır olmaması nedeniyle nasıl sahaya atsın? İlla bu maçı kazanacak mısın? Onu maçı kazanayım derken
Ha, hazır olmayan Kerem'i kaybetme ihtimali de var yani. İşte kadro ve yedekler. Bakın arkadaşlar, az önce de size ben bu tabloyu gösterdim. Şimdi elimizi vicdanımıza koyacağız, konuşacağız, bunları söyleyeceğiz. Yazık, çok yazık. Galatasaray taraftarı bu değil. Zaten bu olamaz. Bu da olmamalı. Eğer bu Galatasaray taraftarı buysa, çoğunluğu bunlar temsil ediyorsa, yazıklar olsun ya. Harbiden yazıklar olsun arkadaşlar. Ben kabul etmiyorum. Zaten bunu yapanların da Galatasaray taraftarı olduklarına asla ve asla inanmıyorum. Bunlar Galatasaray adı altında, Galatasaraylı adı altında, bunlar biliyorsunuz Avane takımının elemanları. Bunlar biliyorsunuz ciğerci kedilerine, ciğerci dükkanlarının önünde dolaşan kedilerin aldıkları 3-5 ciğerde nemalanan tipler. Yoksa başka bir şey olamaz. Çünkü Galatasaray'ın efendim Adana Demir Vallecano ile oynadığı maçta niye 1-0 yenildi? Bir takım yok, esas takım yok, 11 futbolcu yok. He? Sen bunu eleştiriyorsun. Yok abi ya, yok işte, yok. Olmayanlarla ne yapacaksın, neyi eleştireceksin? Galatasaray şimdi salı akşamı Villarreal ile oynayacak. O da İspanya'nın güçlü takımlarından biri. Belki orada da çoğu oynamayacak. Belki değil, oynamayacak. Ondan sonra Antalya kampı var. Az önce de belirttim. 10 Aralık'ta Adana Demirspor'la oynanacak bir maç var. Ve ondan sonra 10 Aralık ayın 25'ine daha 15 gün var. 2 hafta var. Belki o arada başka maçlar da oynanacak. Yavaş 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 Galatasaray 7-0'la bıraktığı lige geri dönüş yapacak. Ama bunun için sabırlı olmak lazım. Takımının arkasında durmak lazım. İyi niyetli olmak lazım. Adam gibi adam olmak lazım. Taraftar gibi taraftar olmak lazım. Galatasaray transfer yapacak. Söyledik, transfer olacak. Yerli rotasyonu biraz genişleyecek. Belki bir, bilemediniz iki tane. O da Arnold, yani de Seferovic giderse bunların yerine belki oyuncular konulacak. Tutun ki hiçbiri olmadı. Hiçbiri olmadı. Galatasaray arkadaşlar mevcut kadrosuyla bile abidik gubidik olmadığı sürece bu ligin içinden geçer. Bu ligdeki takımların üstünden geçer. Bunu da bilelim. Ama burada şartlar var. Bakın Galatasaray'ı rahat bırakmayacaklarını görün ya. Görün. Adamlar 8+3 devam etsin. 7+4 uygulansın. Yok efendim bazı takımlar yaygara koparıyor. Yok hakemlerden biz memnunuz. Yok estekti, yok köstekti. Abi niye sen Yusuf Demir'in lisansını vermiyorsun, Türk lisansını? Sen niye Ekvatorlu bir futbolcuyu TFF başkanı olarak yalıyorsun, yıkıyorsun? Ne oldu hani? Nerede Ekvator? Gitti. Senin milli takımın nerede? Senin hakemin var mı Katar'da? Yok. Bunları yapanlar kim? Ben miyim abi? Ondan sonra abi abidik gubidik işler. Galatasaray taraftarından başka Galatasaray'ın kimsesi yok. Taraftar takımının arkasında duracak, fedakarlık yapacak. Bir hazırlık maçında bile eğer bir futbolcu eleştirilebiliyorsa, ıslıklanabiliyorsa yuh olsun derler. Tam tersi, o futbolcular alkışlanacak, onlara moral verilecek, arkasında durulacak. Bu olursa taraftar taraftardır. Yoksa kızıyorlar efendim, ne oldu? Niye kombine işlem görmedi? Niye ben bu maça biletle geldim? Geldin tamam. Abi gelme o zaman, otur televizyondan seyret. Geldinse de hırsını futbolcudan çıkarma ya. Galatasaraylılık hakikaten böyle bir şey değil yani. Hazırlık maçı. Adı üstünde hazırlık maçında işte Trabzonspor'da İngiltere 2. lig takımıyla biriyle berabere kaldı. Öbürü bilmem ne yaptı. Efendim suyun karşı tarafındaki takım 3 atmış. Tekrar söylüyorum. O takımın bu Vallecano karşısına nasıl bir 11 ile çıktığını, ligde oynattığı kaç futbolcuyu orada kullandığını bir bakın. Kiminle başlamış, kimleri kullanmış bir bakın bakalım. Galatasaray'ın sahaya sürdüğü takıma bakın bunların önüne. Ve o Vallecano takımının o rakibi ne kadar ciddiye aldığına bakın. Bakın o maçı da şöyle bir gözünüzün önüne getirin. O maçta rakip takım antrenörü umursamadı bile. Karşısında sıradan bir takım varmış gibi hareket etti. Ama Galatasaray'a öyle mi çıktı adam?
Çünkü bu Galatasaray'ın büyüklüğünden, isminden, cisminden, yıldızlar topluluğu oluşundan kaynaklanıyor zaten. Tabii ki çıkacak. Tabii ki mücadele edecekler. Kaybettiyse kaybetti. Canları sağ olsun. Tatil bitmiş, yeni dönmüşler. Her şey ortada ama senin taraftarın vurdukça vuruyor. Yazık, çok yazık. Arkadaşlar, istesem de istemesem de bu sohbet yine 30 dakikaya geldi. Hepinize içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sohbetin özünü anladınız. Hiç evelemeye, gevelemeye gerek yok. Galatasaray ligde 7-0'dan itibaren bıraktığı yerden yoluna devam edecektir. Hep destek, tam destek. Galatasaray taraftarına, büyük Galatasaray taraftarına bu yakışır arkadaşlar. Lütfen sohbeti yayalım. Herkes ne demek istediğimi gayet iyi anlamıştır. Abone olmayı, beğenmeyi de ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.